Ama sansürlü ha. Düğün adres. Abi şu an çeyrek takana adres atıyorum. Şu an. 418 lira. Süper. Abi Süleya gelmesi için yani zor. Beşini takarız gerçekten. Bazen hayatında 5000 biti bir arada gördün mü? FBI falan gelmesi lazım. Ama zaten bu karakterde steroid geldiği zaman Pesto Bolde Winstrol nereden biliyor? Oğlum vücut geliştirme ile ilgileniyorsun. Yani bunlar spor salonunda her zaman konuşulan konular. Hadi bize bir spor şey gelsin, steroid gelsin. Abi 25.000 bitti şimdi siloya giriyorum. Battal azıcık saf mı? Yok lan. Ben kullanıyorum bunları, o yüzden herkes bilmez. Ulan abi o senin seçimin, kullanabilirsin. Kredi kartımı al. Ulan senin limitin yetmez oğlum. Vegan yazıyor sende. Yeni bir ara. Hacı burada mı bilmiyorum ki. Ben de araba almayı düşünüyorum da. Araba şeyine bakalım. Dom olarak ödeme şekli yok. Çünkü etmezsin o kadar. Jackie ile bir kafes dövüşü. Yok. Abi Survivor'da ben genel olarak dövüş RP'sini sevmiyorum. Çünkü izin vermek falan gerekiyor. Yani benden güçlü bir adam... Adamın hikayesinde mesela şey yazıyorsa Muay Thai, Jiu-Jitsu biliyorum, Jartuk beni dövebilir. Dövmesine ben izin veririm zaten. Ama yani elemanın biri gelip steroid orospu çocuğu diye beni dövmesi ilginç. Ama ben de yapacağımı biliyorum zaten. Ya tanımadığı adama da anabacı girmezsin bu arada. Ama yapacak bir şey yok abi. Dediğim gibi. Aa bugün yaptılar ya. Shift'le vur. Yok abi benim o kadar şey yok. Tek atacağım gideceğim. Arkasından gelip güm. En yeşilsin diye. Aynen. Kolay gelsin bro. Çizgiler arası illegal yapabiliriz ya. Niye yapmıyorum? E'ye bastım, dinlendim. Bir 6x yok be oğlum, ben o kadar araba sevmiyorum ki normalde. Vay be, ağırlıklar falan her şey düzgün ya. Sen ne kadar nizami çalışıyorsun. Hiçbir şeyi devirmemişsin. Hiçbir şeyi devirmemişsin. Hiçbir şeyi devirmemişsin diyorum. Ha, öyle rastgele ya. Helal olsun. Program yazıyor musun sen bak? Devletten izin geldikten sonra yazacağım. Tamamdır. Rektör demiş para eder. Ne bileyim oğlum, git bak sahibinden ha. Polis mi lan bu adam?
470'i ben 25 liraya alırım. Şimdi ver alayım. Kilo kör. He abi. Dünya rekoru. Ne 100 lan? 200 şu an. 400. İşe yarıyor tabii ki. Daha hızlı koşuyoruz. Ha şey. Daha uzun süre. Ya kartını niye sorayım arkadaş? Aa, tekrar egzersiz yapabildiğin dediğin zaman otomatik şeyi bırakıyormuş. Evet, kart olmadan yapamıyor. Çift ile vuruyorsun. Arkadaşlar önlem spor komutu var. Ben sıkıldım bunu açıklamaktan. Body değil, body. Oğlum oyunu stat sistemi getirmek de o kadar kolay bir şey değil ki. Stamina gösteren bir bar olmayacak. Ben görebileceğim onları milletinkini. Ona göre para alıp şey yazacağım. Neden nasıl tek atıyor? Millete arkasından gelince özel bir tuş kombinasyonuyla tek atılıyor. Oğlum eğer kaslı çarlar bufflanırsa herkes açar. İlk sabun kimdi? Dark AD 0. Kaçıyorum ben battal, kolay gelsin. Görüşürüz Rom. Tamam ben devirdim onu. Önden atıyorsun. NPC'leri o ya. Dönemsi tuşları. Niye söyleyeyim lan? Ben biliyor zaten. Bizi gerekenler biliyor. Raw kim yapıyordu? Bir şey yapıyor. Kim bunlar? Killer Whale Games. Şey mi bunlar? Düşündüğüm insanlar mı ya? DayZ'in yapımcısı değil ya. Bir tane daha elemanlar var. Infection Story mi ne yapıyorlardı? $78.000 nasıl yapacaklarmış bu arada? İmkansız yani. Bence.
Karşıda 200. Wow. Oğlum Kickstarter müthiş bir şey ya. Bana da bir 200 gelse oradan. Karıymış orada. GTA'nın kaçmış? Sikem. Ya koyup gideceksin aslında ya vallahi. Allah Allah, bunlar ne oluyor? Ben fragmanını izlemedim bile ya. Yani düz alansa yapabilirler ama dedim ya. Karakteri Süleyman niye yaşatayım, bana ne ya? Çünkü şunlar da animasyon olsa. Bir kart ne kadar, ne bileyim. GTA gibi yapmayacaklar, Sims gibi olacak, iş üstünde korkulur RP. Ya onunla değil ki abi, bana ne? Balık besin açılmış. Ah hadi be! Çok iyi lan. Oğlum Twitch herkes izlediğim bir yer. Sims oynayan insanları izleyebilirsin. Banka soygunu yapan vardır, belki onları izle. GTA yapmak için 260 bin. Nasıl 200 bine yapamazlar bu abi. 10 sene sürer yani. Bine yani Türkiye'de çalışanların Türkiye'de ise bence mobil bir oyunu 30 bine yaparsın. Aylık 2000 dolar. Bir kişiye. Cillop gibi de yapar. Bence daha da bile düşürürsün. Aylık 5000 versen de yaparlar. 2 kişi olsa 10.000. Mobil oyun desen 6 ay sürse 60.000. O da 10 bin dolar, vay amına koyayım lan, düşündüğün zaman para değil. Morda abi 298 bin topu, oyun gayet güzel bu arada Morda abi. Ya Unreal'la yapılmış, gayet de güzel bir oyun. O tarz bir oyun yapmak bazı mekanikler tarafından daha da zor. Abi link atılmıyor, yok. Sadece aboneler klip atabiliyor. 5 saniye timeout atıyor zaten, sıkıntı yok.
GTA 6 bütçe bence 300 milyon vardır. Bölgelerde ne sorun var? Nasıl chat'i iş yapabiliyor? Ne bileyim oğlum. Şikayet mi edeceğim? On my way to meet my manager, like I told you. Why? What you up to? This is just work, okay? Bruh, I thought you what's were up? Supportive of my dreams, my career. What the fuck are you doing in Davis? Bunlar da bayağı kalabalıkmış da. Wow. Binler evet biz aktif bizdeki çoğu aktifti. Bana mı sövüyorlar? Kim sövüyor lan bana? Demesi zor mu? Yok. Ne diyorlar? Beni yakında kaldırırlar zaten. Ayak yerim ben de. Yok işçilerden değilim ben. Doesn't ya. Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Bu gank olayları şu noktada birazcık sıçıyor bence. Yeşil gören net direkt hiç çat düştü dalıyorlar. Mesela işte mor gören sarılara dalıyor. İşte rol dönmüyor yani anladın mı?
Şimdi başvuruda kaç kişi alındı? Motorculara ne oldu? Vigilante'ydi onlar gerçi. Artık ayrıl. Ya ayrılmayacağım. Benim RP'm böyle. Rol yok şu an. Ben de takılıyorum. Ben seviyorum. Rollarınıza bakıyorum. Atla kanka eski boksör. Ya oğlum niye o kadar güçlü yapayım ya? Millet öyle yapabiliyor. Ya ben şunu sevmiyorum. Benim karakterim dövüşçü olsun, bodyci olsun. Çok iyi araba kullansın. Hiçbir zayıf noktası olmasın falan. Ya ben bunları doğru bulmuyorum. Benim sadece şahsi fikrimdir bu. Ya bu karakter her şeyi dört dörtlük yaparsan olmaz ki. Dünya şampiyonu eski bir boksör desen ne olacak? Adam yine sol klik spamlayabilir yani. Senin olan senin rolün ne olur? Yani sen şunu düşünüyor musun adam boksör olduğunu bildiği sana senden dayak yiyecek bilerek? Zor bu. Abi arkadaşlar bu cidden zor bir şey. Doğrusu şu demiyorum yani. Doğrusu şunu da demiyorum. Hani izin vermeli de demiyorum. Ama yani o kadar RP aşırı bu arada. Öyle bir şey bilmiyorum var mı? Sigara içmiyor, yok. O son sigarası duruyor öyle. Look, there's some movement on clause 3, but I'm not fucking moving on the indemnity bullshit. Yani ben hala işte steroid orospu çocuğu alana bacını şey yapayım olayında kaldım. Yok klibini falan izlemem ya, uğraşamam. Çok umurumda değil bir şeyler ya. Bir daha gördüğüm zaman hiçbir şekilde rol falan paslamadan döverim. Yani kimsenin rolü hakkında artık yorum yapmıyorum. Bankada çok ne kadar var? 4-2.
Morgenk üyesi iş. Abi öyle bir şey olamaz. Yani şu olay şu oluyor. Benim orada silah çıkıp adamı vurmam lazım. Vurmam lazım. Yani bu da kaliteli bir RP değil bence. Mesela şöyle düşün. Sen bak kendi açından düşün. Sen bir karakter oynuyorsun. Tamam, yeşillere çok gıcık oluyorsun. Beni yeşillerden zannettin. Senin elinde silahın yok. Sen bana küfrettin. Ben çıkardım silahı, sana vurdum, öldürdüm seni. Ben suçlu olacağım. Bir. Senin rolün bloklanacak. İki. Üç, ben polislerle uğraşacağım. Boş boşuna ya ceza yiyeceğim ya bir şeyden olacağım. Anladın mı? Öyle olmaz. Sahte kimlik olayı zevkli olabilir harbiden. Şevke'de nasıl kaybettim bilmem. Vurdu vurdu öldüm yani, yapacak bir şey yok. Böyle şeyler olabilir. Lan tavşanlı oyunun ismi neydi lan? Overgrowth muydu? Geçen canım çekti ya. Araba bakmayacağım, yok. Niye karşı tarafta polis karı? Yok, karışmalı tabii ki. Yani bu iş şöyle olacak. Ben de morları spor RP'sinden bloklayacağım. Almayacağım. Onlar da şey yap, kendileri rol bulup illegal döndürsünler sporu. Ne bileyim, birinden kart çalsınlar falan. Hoş geldiniz. Officer'ım. Bölme antrenmanı, bölme. Yok, bitiyor, az kaldı ya. Son zaten. Hemen size geliyorum, şu bitsin. Hoppa. Hemen size yardımcı olayım. Kayıt olmak istiyorum ben de. Kayıt mı? Aynen. Hemen bakıyorum. Fiyatlar hakkında bilginiz var mı acaba? Vallahi bir şeyler biliyoruz da bir indirim yaparsın diye düşündüm ya. Ya polislere zaten bayağı indirimli bu arada. Ne kadar? Yani normalde 45 bin. Polislere ise 22,5 yapıyorum ben. Yani altına düşmemiz çok zor olabilir. Doğru. O kadar düştükten sonra bir de düşmeni istemiyorum. Sen bana banka hesabını yolla ya direkt. Banka hesabım 278. Bence sormayacağım ya da şu an çok dikkat çekmek istemiyorum. Hemen Hallettim. kaydı geçiyorum. Ziya Ömercik. Vatandaşlık numaram da 268, ihtiyacınız olur diye. 168, tamam. Kartınıza bakayım hemen. Şöyle bir bastırayım kartı. Tamam. Buyurun, kartınız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Aramızda bir officer görmek büyük bir honor. Ne demek? Çok Hareket sağ olun. olarak, eğer full body'de kendi ağırlığınızı kullanabilirsiniz. Burada warp fistimiz var, mekik var, şınav var.
Ben genelde böyle çok kendimi kasmak istemediğim zaman hemen bir şınav atıyorum. Bir barfiks atıyorum. Bir de şurada biceps curl atıyorum. Biceps curl ne oluyor? Biceps curl şu. Hemen göstereyim. Aa, ben pek bilmem bu işleri de bana öğretirsen iyi olur ya. Şimdi biceps curl bu. Buradan alıyoruz dumbbell'ı. Tam o, çok açmıyorsun kolları. Tam o Z olduğu yerden tutuyorsun. Yukarı dirsekleri hiç kırmayacaksın. Senin şey var mı ya? Personel koçluk ve personel koçluk da. Personal trainer mı? Evet. O gelecek. Devletle şu an bir anlaşmamız var. O geldiği zaman daha çok yardımcı olurum. Şey gelecek Şimdi buraya. halledemez miyiz onu biraz parayla? Yani o şey lazım. Yağ oranınızı falan görebileceğim tartı gelecek. Ha, anladım. O zaman bakabileceğim. Şimdi yaparsam hani Bir şey anlamı olacak. olabilir. Belki sizin aslında kaslısınızdır. Siz farkında değilsinizdir. Onları da eritiriz kardiyo yaparak. O Anladım. yüzden siz böyle yogada, şınavda kendi ağırlığınızı kullanarak bence başlayabilirsiniz. Yani bir hafta böyle bir hem kas ağrısı da çekmezsiniz. Peki bir şey soracağım. Tabii. Ben kaç yıl sizin gibi olurum? Yani şimdi officer ben yarışma için hazırlıyorum. Sizin meslek de var. Yani bayağı burada olmanız lazım. En az günde bir saat gibisinden. Oluruz ya, ne var fitness bu? O zaman da şey yaparız işte personal trainer böyle tartı martı geldiği zaman onlara da ilgileniriz. En kısa zamanda böyle yapmaya çalışırız sizi. Şurada Peki kaç ay olur? proteinlerimiz var. 2 ay belki. Yani ne kadar Oo. şey olduğunuza bağlı. Determined. Çok iyi. Benim de biraz göbek var böyle ama işte onu eritmeye Şeydendir o ya, çalışıyorum. herhalde oturmaktan. Biraz Araçta. fazla çay içiyoruz bu ara. Burada işte proteinimiz var. Marketimiz var orada, protein var orada. Yemek olarak, bir şey, içecek olarak kullanabilirsiniz. Protein bar var, rekarnatinimiz. Yağ yakımı için, böyle koşuya falan çıkmadan önce. Çok Yani iyi. fiyatlar da iyi bayağı zaten, işte 40 dolar mı ne? Oh, tane. Mis, bir maaş. Ya bir şey olmaz. Çalışıyoruz, kazanıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Ya Bunlar buraya, için officer çalışıyoruz ya. buraya böyle acayip acayip adamlar geliyor, bana küfrediyorlar. Nasıl ya? Ben şimdi bunları size saygımdan dolayı indirmiyorum da. Sen eşkalleri ver bize, biz indiririz onları. Sıkıntı yok. Yani hapse alırız. Tamam. Bir dahakine öyle yapayım. Aynen öyle. Ya böyle Direkt polislere indirim yazacak de bize. yapıyorum. Size lazım çünkü adam yakalamak için. Çünkü bu Hiç sizin sıkıntı yok. gerçekten kondisyonunuzu arttıracak şimdi. Ama geliyor burada adam böyle küfrü falan basıyor. Size saygıdan dövmüyorum ama döversem de zaten özel mülkmüş. Ben şefe sordum. Sıkıntı olmuyor. Ben gene şey almıyorum. Dövmüyorum yani. Dediğim gibi bize bir mesaj at. Direkt damlarız buraya zaten. Alayım ben numarayı sizin özel. Hemen vereyim size. 541 44 44. Neydi lan ismi? Tamam, aldım. Ne? Ha? Ses geldi. Söyle onu. Bilmem. Kuru kayısı. Kimdi Doni ya? Allah Allah. Bir dakika. Hey, sen mi fısıldadın? Ne hocam? Yoksa bu şey değil ya. Menteş olamaz. 44-44. 4.44 mü? Efendim? Allah Allah, çok ilginç. Ben galiba kürü fazla kaçırdım. Bir şöyle bir deneyim. Basınç çıktı bende. Biraz oturun dinlenin ya. Enteş değil misin? Hadi görüşürüz. Memnun Görüşürüz oldum ben. ofisir. Ziya Ömercik Teşekkür ediyorum yazmıştınız tekrar. zaten. Sizin isim Battalı değil mi? Battal, evet. Ben mesaj atayım size hemen. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hop, ilk sporumuzu da yapmış olalım ya. Manyak mı lan bu? Abi yoklar çok pahalı abi. Wow, basıyorsun. Çalışıyoruz hocam işte boş Yapıştır vakitlerimizde. yapıştır. Oğlum sen fısıldama sesi duydun mu? Derken hocam. Bir ofisör sanki fısıldıyor.
Evet. Ben duydum. Salağa vurdu kendini ama bilmiyorum. Kuru kayısı dedi galiba. 44 duydum ben. Numarasını sokma. Ne ilginç adamlar bu. Oğlum o nasıl bir şey lan? Psikolojim bozuldu. Hatta bu işleri bedava mı yapıyor? Allah. What the? Hacı ondan, hacı götüne girsin. Brom sen utanmıyor musun lan o biceps barını buraya götürmeye utanmıyor musunuz oğlum siz? Ha? Amına koyayım sonra biz bunları topluyoruz ya. Şaka gibi birader. Ne oldu hocam ya? Ya bir şey yok ya. Hayvan herif buraya getirmiş ağırlığı. Daldan şık geziniyor ortakta zaten. Harbiden ibne misin birader? Aman hocam ona. Bulaşmayın bunlara. Bir dakika lan. Lan adam beni taklit ediyor. Dur bakayım. Bas abi bas. Bas. Hadi bakalım kim pesetçik. Bakalım hangimiz gerçek. Hocam sizde ayakkabı var onda şey var sandalet. Sporcu değil. Bir dalda aşağı geziniyor. Harbiden. Dur yanlış. Benim daha iyi yalnız her türlü. Bu arada hoca, bizim hoca sikiyor da. Beni taklit etmek nedir ya? Şaka gibi. Silah çeksem ne yapabilecek ki hoca? Daha güzeli var. Ne hocam? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ben o zaman okumaya başlayayım. Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal mustakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim ve lel âlin, amin. Amin. Ben gidiyorum kasları dinlendirmeye bro. Tamam hocam. İyi antrenmanlar. Asıl olay kartları toplama günü başlayacak ya. Üf. Bakma kendine yok otu. Yok rol çıksın. Lan bir yan. Evlere yarın bakarız chat'te. Tamam toplayacağız. Bayağı sıkıntı olacak bakalım.
Ben kaçıyorum bu arada. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Yarın yayını daha erken saatlere çekeceğim. Herhalde 7 falan. İnşallah. Öpüyorum. Erken yatayım da erken kalkayım. İyi geceler.